Hayatta olabileceğiniz en güzel yer bir duanın içinde yer almaktır. Şems-i Tebrizi. Üzülme, bugün varlığını hiçe sayanlar gün gelir gölgeni bile ararlar. Mevlana Hazretleri. Bir gün gelir açmaz dediğin çiçekler açar, gitmez dediğin dertler gider. Bitmez dediğin zaman geçer. Hayat öyle bir sır ki, önce şükür, sonra sabır, sonra da inanmak gerek. İnsanı ilgiyle dinlemek, insana en büyük ikramdır. Marifet nedir biler misin? Taşlara bakan gözlerin, çiçekleri görmesidir. Önemli olan iyilik etmek değil, iyilikle yaşamaya devam etmektir. Sonra bu iyiliği Allah'a götürmektir. Kader yolun tamamını değil, sadece yol ayrımlarını verir. Güzergah bellidir ama tüm dönümeç ve sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse ne hayatın hakimisin ne de hayat karşısında çaresiz. Hayatta her şey olabilirsin. Fakat önemli olan hayatın içinde insan olabilmektir. Bir gün herkes kaybettiği şeylerin değerini mutlaka anlayacak. Bir günün, bir gönlün, bir ömrün. Bu hayat senin. Kendindeki şu müthiş savaşa bak. Başkalarının savaşı ile ne diye meşgul olup durursun? Sen kendi kayığına bak. Sen kendi dalgana bak. Sen kendi denizine bak. Bir gönlümü kırdın, ağlamalısın. Hele özür dilemesini bilmiyorsan, senden dost olmaz, senden yaren olmaz. Ya incittiğin, kırdığın gönlü Allah seviyorsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seviyorsa, hatta arz-ü sema dahi seviyorsa, nereden bileceksin, bilmiyorsun. Bilseydin ödün kopardı dokunmaktan. İki göz arasındaki farkı biler misin? Beraber ağlar, beraber uyur, beraber görüp, beraber gülerler. Ama birbirlerini asla göremezler. Dilinin küstüğüne kalbin saatlerce konuşur. Ne zaman gökyüzüne bir nefes, bir dua gönderdin de ardı sıra bir güzellik, bir iyilik sana geri gelmedi. Gönül gözüyle gören hiçbir insanı kandıramazsınız. Sizi açık bir kitap gibi okur. Arza hacet yok, halim sana ayandır. Dile gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Söze lüzum yok, susuşum sana kelamdır. Allah isminin zikrini herkese nasip eder mi? Senin Allah diyebilmen, Allah'ın sana duyduğu sevginin işaretidir. Çok şükür Rabbime. Belki sen de köklerde bulabileceğini dallarda arıyorsundur. Şikayetçi kötü huyludur. İyi huylu şikayet etmez, tahammül eder. Sana kalbimi ve ruhumu vermenin bir yararı yok. Çünkü sen zaten bunlara sahipsin. O yüzden sana bir ayna getirdim. Kendine bak ve beni hatırla. Gülü gülene ver, kalbini sevene ver. Sevmek güzel şeydir,
kıymet bilene ver. Mevlana Hazretleri der ki, ey gönül dikkat et, ahir zaman bu. Nefsine uyup da surete aldanma, iblisin bile maşallah dediği kullar var. Seveceksen sev, vefa nedir, takva nedir bileni, içinde cennet saklayan virane kullar var. Bir insan bilmiyorsa ne istediğini, hem seni ziyan eder, hem kendini. Yapraksız kaldın diye gövdeni kestirme, zira bu işin baharı var. Her şeyi senin için yarattım diyen Rabbine, her şeyi senin için terk ettim diyebilmektir aşk, Şems-i Tebrizi. Kibir, kendisinden habersiz, kendini bilmeyen insanın durumudur. Tıpkı güneşten haberi olmayan buzun kendini bir şey zannetmesi gibi. Senin dünyaya bakan penceren kirli ise, benim çiçeklerim sana çamur görünür. Mum olmak kolay değildir. Işık saçmak için önce yanmak gerekir. Nasip istenen değil, hep verilen. Nasipse gelirmiş Çin'den, Yemen'den. Nasip değilse senin olsa bile kayar gider elinden. Sen uzattığın eli tutmayan ele mi dargınsın, yoksa onu tutmayacak birine uzattığın için kendine mi kızgınsın? Aradığın seni arayandır Mevlana Hazretleri. Neyi feda edersen o sana ihsan edilir. Neye kıyamazsan onunla sınanırsın. Bu yol yalnızca senin, başkaları seninle yürüyebilir. Fakat hiç kimse senin için yürüyemez. Kahverengi dallardan pembe çiçekler açtığına göre ümitsizliğe gerek yok. Kimseyi ruhunla kucaklaşmaya zorlama. Sevgi din gibidir. Onda da zorlama yoktur. Bazen uzaklaşmak gerekir yakınlaşmak için. Bazen hatırlamak gerekir hatırlanmak için. Bazen ağlamak gerekir açılmak için. Bazen anmak gerekir anılmak için. Bazen de susmak gerekir duymak için. Kendini çok beğenme kul katında, ne kendini beğenmişler var toprak altında. Ben Ömer Hançeri, Rabbim dualarımızı, dileklerimizi, yüreğimizden geçen iyi niyetlerimizi kabul buyursun inşallah. En hayırlı ve en güzel duadır bir dostun bir dostuna habersizce ettiği dua. İnşallah sizler de, kıymetli dostlarım da, o mübarek dualarında bu garip kardeşlerini unutmasınlar inşallah. Hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler gönderiyorum. Lütfen kanalımıza abone değilseniz eğer abone olursanız bundan onur duyarım, şeref duyarım. Allah hepinizden razı olsun. Saygılarım.